ile devam edelim. Sızıntı dergisi, cemaate yakınlığıyla bilinen Sızıntı dergisinde bir operasyon sürdürüldüğü haberi geliyor şu anda. Bunun ayrıntılarını almak üzere hemen Ankara'dan gelen talimatla bu operasyonun yapıldığını bildiğimiz için Ankara temsilcimiz Murat Sabuncu'ya bağlanıyoruz. Murat, nedir operasyonun ayrıntıları? Can Dündar, akşam saatlerinde Mali Suçlar Araştırma Kurulu MASAK'ın talebiyle İstanbul Mali Şube ekiplerinin başlattığı bir operasyon haberini aldık ki biraz evvel de bu teyit edildi. Operasyon yapılan yer Kaynak Holding. Kaynak Holding'in Bulgurlu, İstanbul'daki ve Mahmut Bey'deki merkez binaları Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin isteğiyle İstanbul Mali Şube tarafından basıldı. Şimdi Kaynak Holding dediğimiz zaman şunu hemen çok açık bir şekilde söyleyebiliriz ki cemaatin en büyük, Fatih Akgülen cemaatinin en büyük ilişkide olduğu gruplardan, şirketlerden bir tanesi. Hemen şunu söylemekte yarar var. Tabii Sızıntı Dergisi, evet, çıkarttığı yayınlardan bir tanesi ama özellikle işte Sürat Kargo gibi, Sürat Bilişim gibi aynı zamanda bu FEM dershaneleri ve bunların yayınları var biliyorsunuz çocuklar için yapılan. Onları çıkartan çok çok büyük bir holding. Bu holdingin sahibi de Naci Tosun ki o kişi, o Naci Tosun, yönetim kurulu başkanı olan Naci Tosun 12 Eylül 80 darbesinden sonra aranan Fethullah Gülen daha sonraki bu darbe sürecinde yakalandığı zaman yanındaki isimdi. O kadar yakın bir ilişkiler var, ilişkileri var. Yani hem Fethullah Gülen'le çok yakın ilişkisi olan bir isim yönetim kurulu başkanı Naci Tosun, hem de Kaynak Holding cemaatin en büyük holdinglerinden bir tanesi. Orada bir vergi kaçakçılığı, artı kara para gibi bazı iddialarla bir arama çalışması şu anda yapılıyor ve bununla ilgili gelişmeler önemli olacak. Çünkü şunu biliyoruz ki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cemaatle ilgili yollamalarını 30 Mart sonrasındaki operasyonla ilgili söylediklerini biliyoruz. Son bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsun 17 Aralık operasyonundan sonra özellikle Bank Asya'dan, kamudan ve bazı güvenlik işlemlerinin hızlı para çekişi olmuştu. Bank Asya'da bir sıkıntı yaşanmıştı ve orada bir böyle bir operasyon olmuştu. Bir süre evvel dün Bank Asya'nın Katarlı bir grupla bu sıkıntıyı aşmak için bir görüşmelere, satış görüşmelerine başında duymuştuk ama demin dediğim gibi Kaynak Holding'deki bu baskın son derece ilginç ve önemli. Özellikle hani kullanılan deyimle zamanlaması manidar Can Dündar. Murat Sabuncu, teşekkürler. Hükümet cemaat çekişmesinde her gün yeni bir cephe açılıyor. Bugünün cephesi de Murat'ın bahsettiği Sızıntı Dergisi'ne baskın oldu.